Evet arkadaşlar, yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Tahminlerime göre bölüm 4. Bir aksilik çıkmazsa diğer bölümleri kesip ikişer bölüm yazmazsak bölüm 4. Bölüm 4'te şu an elimizde olan 5600 altınımızı daha değerli kılacağımız ve oyunla ilgili daha fazla detayı öğrenebileceğimiz bir video çekmeye karar verdim. Şu an Quick Draft olan versiyon. Yani oyunun bu kadar versiyonu var. Friday Night Magic'ler genelde cuma günleri yayınlanan bir versiyon. Kart ödülü veriyor. Giriş ücretleri düşük. Hatta yok. Ücretsiz olarak girebildiğiniz. Cuma günlerine özel etkinlikler. İki tane kart veriyor. Biz bunu oynamayacağız bugün. Bunların hepsini teker teker değerlendireceğiz. Standart eventler, standart destelerle katılabildiğiniz ve şampiyon olursanız bingo oltası alabileceğiniz, 3 kere kaybetme hakkınız olan 95 kristale ya da 500 altına girebileceğiniz oyun versiyonları. İyi bir standart deste yaptığımızda mutlaka burada beraber test edebiliriz. Sabit bir event her zaman var. Bir eventleri tanıtalım önce. Historic şey kaplar 59 dakika sonra kalkacak bir etkinlik. Kart ödülleri var burada da. Hikayesel bir Shake Up. Shake Up'ın nasıl bir oyun olduğunu beraber deneyimleyeceğiz zamanı gelince. Historic Event, Standard Event'in bir benzeri. Ödülleri de aynı şekilde. Burada deste historik olabiliyor. Historik olmak demek şu arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bir deste yapacağımız zaman oyun bize soruyor. Formatını seç. Standart format var, historic var, traditional standart var, singleton var, brawl var, friendly brawl var, direct game var, artisan var, limited var, historic shake up var, standart shake up var, pauper var. Bu modlara göre oyun bize elimizdeki kartların hangilerini kullanıp hangilerini kullanamayacağımızı söylüyor. Bazı bir versiyonda hatırladığım kadarıyla pauper'daydı. Artisan'da da olabilir. Tam emin değilim. Sizlerle paylaşacağım yakın zamanda. Mesela Rare kartları kullanamıyorsunuz. Sadece common uncommon'lardan oluşmuş bir deste yapıyorsunuz. Standartta şu an standart formatta olan kartları kullanabiliyorsunuz. Yani yeni çıkmış serilerin kartlarını kullan. Son çıkmış serilerin kartlarını kullanabiliyorsunuz. Historic'te sondan biraz daha önce çıkmış desteleri kullanabiliyoruz. Şuradan size gösterebilirim. Standart formatta bu desteler varken historikte bu desteler de var. Historik antolojiler var. Jumpstart'lar var. 2019'un korseti var. 2020'nin korseti var. İşte Dominaria, Rixos of Ixalan, Guilds of Ravnica, War of the Spark gibi desteler mevcut. Kaladesh var. Remastered olarak. Amonkhet var. Jumpstart var. Bunlar historik olarak oynamak istediğinizde hem bunları hem de standart formattakileri kullanarak kartları kullanarak yapacağınız destelerle oyunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz oyun modlarına tekrar geri dönelim. Burada sizlere Quick Draft'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Premier Draft'lar var. Traditional Draft'lar var. Quick Draft'tan bahsedeceğim. Quick Draft'tan daha önceki videoda bahsetmiştim. Şimdi sizinle bir Quick Draft yapacağız. Yapay zekaya karşı kartlarımızı seçeceğiz. Sonra gerçek oyunculara karşı maçlar yapacağız. Bakalım ne kadar sürecek. 7 maçın 7'sini de kazanabilecek miyiz? Şimdiden heyecanlanıyorum. Yalın tutorunuz olduğu için çok mutlu. Hadi bakalım, başlayalım. 500 gold'umuzu veriyoruz. Oyun bize vermişti. Yani aslında bir bedel ödemedik. Şimdi kartlarımızı seçeceğiz. Quick Draft'ın bir güzelliği var. Zaman sınırlaması yok. Çünkü yapay zekasından kartları çekiyoruz. Yani biz çekiyoruz. Yapay zeka çekmiş olduğu desteden bize bir eksik kart gönderiyor. Her tur bir kart seçiyoruz. Ona göre yeni gelen kartlarla destemizi yapıyoruz. Bu desteye baktığımızda mavi çok güzel görünüyor. 4 kart var. Ve mavi, beyaz, Snowland var. Snow kartların özellikleri iyi avantajlar sağlıyor. Mavinin Kozima'sı var. Kozima güzel bir kart. Burada seçtiğiniz kartların hepsi sizin kart havuzunuza ekleniyor arkadaşlar. Sonrasında kullanabiliyorsunuz. O yüzden draft yapmak hem sizin oyununuzu geliştirecek hem de
bir sürü karta sahip olacaksınız. Şiddetle tavsiye ettiğimiz bir mod. Giants Amulet var. 2 mavi istiyor bu. Eğer 4'e 4 bir Giant'la oyuna gelmesini istiyorsanız. Bir equipment kendisi. 1 manaya normalde inebiliyorsunuz. 2 bedel öderseniz istediğiniz yaratığa takabiliyorsunuz. Ama eğer 5 bedel öderseniz ve bu 5 bedelin ikisi mavi olursa bu kart diyor ki ben oyuna 4'e 4 bir gördüğünüz gibi yanda Giant Wizard token'ı ile beraber gelirim diyor. Güzel bir kart. Umarım bir sonraki yani 9. karta kadar döner. Aynısının kırmızısı. Bu da 2'ye 1 bir cüce ile beraber geliyor. Ama toplamda işte bu da 5 bedele gelmiş. Ama artı 3 veriyor. Yani bu cüce oyuna 5'e 1 olarak geliyor. Bu kartın özelliğinden bahsetmedim. Bu kartın özelliği direncine yani toughness dediğimiz yere 4-4'teki ikinci 4'ün oraya artı 1 veriyor. Ve o karakter teplenmediği sürece rakip ona büyü atamıyor arkadaşlar. Böyle bir özellik katıyor taktığınız yaratığa. Harald King of Scum var. Yeşil siyah oynamak istiyorsanız ve elf ve savaşçı destesi üzerinden gitmeyi planlıyorsanız çok güzel bir kart. Oyuna geldiği zaman destenin üzerinden 5 karta bakıyorsunuz. Bunların içerisinden elf, savaşçı ya da tayvar olan kartı elinize alıyorsunuz. Gerisini kütüphanenizin en altına karışık bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Aynı zamanda menace özelliği var. Menace özelliği şu demek. Menace bir yaratık saldırdığı zaman onu iki yaratıkla beraber tutmak zorundasınız. Normalde teke tek tutuşabilirken yaratıklar menace özelliği olduğu zaman ikişer tutuşmak zorundalar. War Horn Blast Fortel bir kart. Öngörü olarak kullanabilirsiniz ya da bedelini ödeyerek kullanabilirsiniz. Yani 5 bedele ya oyuna inebilirsiniz ya da 2 bedeli kenara koyup istediğiniz zaman sonraki herhangi bir turda 3 bedel ödeyerek oyuna getirebilirsiniz. Yaratıklarınıza artı 2 artı 1 katarak tur sonuna kadar büyük avantaj sağlıyor. Oyun bitirici bir kart olarak görülebilir. Önünüzde çok yaratık varsa saldırıyorsunuz. Adamın bloklayamadığı bir süreçte bir basıyorsunuz. Tüm yaratıklarınız güçleniyor ve büyük hasar. Augury Raven bu da fortelli bir kart. 2 bedele de oyuna gelebiliyor. 4 bedele de gelebiliyor. Özelliği uçması ve 3'e 3 olması. Çok güzel bir karga. Kendisine selam olsun. Bir halkımız var. Pilferic Halk. Bu uçan bir kart. Gördüğünüz gibi bir snow creature. Ve bir snow bedele teplerseniz bir kart alıp çekip bir kart discard etmenizi yani elinizden göndermenizi istiyor. Güzel bir kart donmuş resteler yapanlar için ideal bir el düzenleyici olarak görebilirsiniz. Kart çekmek Magic'te önemlidir. Comas Faithful Lifelink özelliği var. Can çekiyor. Aynı zamanda ölürse eğer iki rakip de karşılıklı üçer destesinin üzerindeki 3 kartı graveyardlarına, mezarlıklarına göndermek zorunda kalıyor. Priest of Haunted Age bir donmuş yaratık daha. Elinizde kaç tane donmuş land varsa bu donmuş yaratığınız o kadar kendisini oyundan gönderip rakibin herhangi bir yaratığına -x-x verebiliyor. İyi bir savunma kartı, 2 manaya 0'a 4 olması onu board'da erkenden tutmak için avantajlı kılıyor. Bakalım. Axguard Cavalry bir cüce savaşçısı, kendisi keçiye binmiş güzel bir görseli var. Target creature'ınıza haste veriyor. Haste neydi? Haste o yaratığın oyuna girdiği anda saldırabilmesini sağlamasıydı. Normalde oyuna giren yaratıklar summoning sickness yani doğum sancısı dediğimiz durumdan dolayı geldikleri anda saldıramıyorlar. Ama haste'li bir yaratık olursa bu geçiyor. Yani geldiği anda hayır arinna diye gidebiliyor. Tuskeri Firewalker güzel bir common karttır. Bir manaya saldırdığı zaman eğer bir mana öderseniz deseniz üzerindeki kartı o tur sonuna kadar kullanabilme özelliği veriyor sizlere. Mananız yokken atınca mana dışında bir şey çektiğiniz zaman o kartın exile olmasına sebebiyet verdiği için ufak bir tehlikesi var. Ama late game'de falan oyuna girdiği zaman oyunda destenizin üzerindeki kartı da size oynattığı için güzel bir avantaj sağlıyor. Vault Robber bir kartınızı exile ettiğiniz bir creature'ınızı graveyard'ınızdan yok ettiğiniz zaman Treasure Token veriyor. Treasure Token'lar da patlatıldığı zaman, sacrifice edildiği zaman
sizlere istediğiniz bir renk mana veriyor. Mana fixer olarak kullanılabilecek ve 1'e 3 olarak erken board'a inerse board'daki size saldıran hızlı yaratıkları tutabilecek güzel bir kart. Bakalım ne olacak. Gnault of Recluse Reach özelliği var. Reach özelliğinden bahsetmiştim. Reach özelliği havadaki yaratıkları tutmaya yarıyor. Normalde uçanları sadece uçanlar tutabilir. Ve Reach özelliği olanlar tutabilir. Bazı kartlar der ki özellikle ve özellikle uçanlar tutabilir. O zaman Reach'ler çalışmaz. Ama genelde uçanları tutabilme özelliğine Reach deniliyor. Masked Vandal bir shapeshifter'dır. Her yaratık şeklinde bürünebilir anlamında. Bazı kartlar var işte elinizdeki bu Tyvar'la bulunabiliyor. Şeyle Harald'la bulunabiliyor. Burada bahsettiğimiz kartla mesela. Bu aynı zamanda Warrior çünkü shapeshifter olduğu için. Changeling özelliği bunu söylüyor bizlere. Oyuna geldiği zaman graveyard'ınızdan bir kart exile ettiğiniz takdirde adamın enchantment'ını ya da artifact'ini exile etme özelliği veriyor sizlere. Güzel bir avantajı var. Bakalım kullanacak mıyız? Ve bahsettiğim gibi iki renkli mavi beyaz bir donmuş land. Umarım döner. Ama Giant Simulator'ın dönmesini tercih ederim. Şimdi Cosmos'u seçiyor ve bir eksik kartlı geleceğimizi görüyoruz. Çok güzel bir Narfi var. Narfi bizlere büyük bir avantaj sağlayabilir. Çünkü diğer Snow ve Zombie yaratıklarımıza +1/+1 veriyor ve 3 şey bedele, donmuş bedele tekrar oyuna geliyor tepli olarak. Güzel bir kart, avantajlı bir kart. Shapeshifter'larla kullanılacak bir kart. Aynı zamanda Snowland teplememizi gerektirecek bize. Bakalım bence mavi siyah güzel bir denge olabilir. Şu kartımız çok güçleniyor Manarfi ile 2'ye 5 oluyor. Hem flying hem 2 bedel ödediğiniz zaman artı seste küçük problem olmuş olabilir. Kusura bakmayın bundan sonra daha iyi gelecektir. +1/-1 vererek kendini güçlendiriyor. Umarım yeteri kadar ses gelmiştir şimdiye kadar diyeyim. Giant's Amulet bir tane daha var. Snow Covered Island var. Bizim işimize yarayacak bir kart. Ama bence şu an öncelik Mistwalker. Mavi neredeyse hiçbir şey gelmedi. Kırmızı bir Snowland var. Rengimiz değil. Siyahlar var. Siyahlardan Demonic Gifts tekrar döner. Infernal Pet ikinci büyüleri hızlı destelerde çok fazla iş yapabilen bir kart. Mavi de Anul var. Counter Target Artifact or Enchantment Spell diyor. Güzel bir özellik. Bakıyorum ne yapacağım diye. Ve kırmızı donmuş land'i alıyorum. Bir tane daha kırmızı donmuş land geldi. Rune of Flight geldi. Taktığımız yaratığa ya da artifact'e uçma özelliği veriyor. Ve kart çektiriyor. Bence iş yapabilir. Siyahta Death Knell Berserker var. Elf Berserker. Zombi olsa belki tercih ederdik. Zombi ya da Snow Creature olsa tercih ederdik. Bind the Monster. Rakibe atıyorsunuz. Rakibin bir yaratığını atıyorsunuz. Atılan yaratık tepleniyor ve canı kadar size hasar veriyor. İyi bir savunma kartı. Değerlendirilebilir. Oyunu late game'de yani oyunu geç oyuna, uzun bir oyuna döndürmek için ideal. Uzun oyunda ne kadar güçlü olacağımızı bilmiyoruz ama şu an Kozima'dır, Narfi'dir. Bunlar uzun oyunda çok efektif olan kartlar. O yüzden biz bu savunma kartını tercih edelim. Rune of Mortality güzel bir kart. Jarl of Forsaken hoş bir kart. Grim Draugr düşündüğümüz kartlardan biri. Siyah yeşil Woodland Chasm denilen bir land var. Hem kart çektiren hem kartlarımızdan birine Death Touch özelliği veren bir kart var ki bence şu an Rune of Mortality bizi destekler. Evet, mavi donmuş land'i pikliyoruz. Mavi kırmızı donmuş land'i pikleyeceğiz ama Frostpeak Yeti var, düşünülebilir. Careful Kennel Master var, düşünülebilir. Ama bunlar hep gelir diye düşündüğümüz için bunu tercih edelim. Bu bizim ilk açtığımız deste. İlk açtığımız desteden hem Priest of Haunted Age kalmış.
bir Snow yaratık, 3 tane Snowland aldık. Ama Glacial Pool Pain de bizim işimize yarayabilecek bir Snowland. Biz Priest'imizi alalım. Bakalım sonrasında. Frostpeak Yeti donmuş kartlarla beraber iş yapar. Kendisi de donmuş bir yaratık. Alabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden sideboard'umuza gönderiyoruz. Demonic Gifts alırız. Çalışır çalışmaz. Koruyan bir kart. Evet, şimdi Dodge of Pursuit var. Her turun sonunda rakipten bir can al, bize bir can ekle. Güzel bir içerik olabilir ama Brimbor Intruder denilen bu arkadaş oyuna flash olarak gelebiliyor. Yani rakibin turunda da oynayabiliyoruz. Ve geldiği zaman -2'ye 0 veriyor. İyi bir savunma ve sürpriz kartı olabilir. Anul bizim çok işimize yaramayabilir. Reflections of Lijahara. Biz bir deste yapmaya çalışıyoruz. Olabildiğince shapeshifter, yani changeling özelliği olan bir deste yapmaya çalışıyoruz. Şu an elimizde gerçi bir tane var. Siyah donmuş land var, işimizi görebilir. Mavide Agriven var, iyi bir karga, güzeldir. Ama bu hani biz şu an ne var elimizde mesela? İki zombi var. Zombi deriz. Miss Walker da bir zombidir. Zombiler ikişer ikişer oyuna iniyor. Yani bundan bir tane indiğimiz zaman eğer oyunda Reflections of Lichera varsa iki tane iniyor. Aynı şekilde Narfi öyle bir şey yaşayamıyor. Çünkü Legendary. Legendary'ler sadece bir tane olabiliyor board'da. Biz bunu alalım. Bunun üzerine bir deste kurmaya çalışalım. Miss Walker bir tane daha var. Tercih edebiliriz. Rune of Flight tercih edilebilir ama gerek yok. Miss Walker bizim işimizi görür. 5 tane olsa 5 tane alırım. Ice Tunnel bizim kendi renklerimiz. Hailstorm Valkyrie 2 buz manasına +2/+2 alan bir melek. Bu arkadaş oyuna zombi getiriyor. Aynı zamanda +2/+2 veriyor. Ve Menace özelliği katıyor. Yani bizim Changeling özelliği olan kartları piklemediğimiz, seçmediğimiz zamanlarda seçeceğimiz kart türü zombi olduğu için bunu zombi olarak değerlendirebiliriz. Ama Ice Tunnel'i kaçırdık. O da umarım bizim için tünelden sonraki son çıkış olmaz. Umarım geri gelir. Vengeful Reaper güzel bir kart. Alalım. Zombi. Grimdraugr saldırgan bir zombidir. İyidir, hoştur. Alabiliriz. Rune of Speed de güzel bir özellik aynı zamanda. Zombi ve Changeling. Lijahara alınalım. Büyük bir Changeling'imiz olsun. Mavimiz yok. Giant Wizard'ımız var. Giant Wizard'ı tercih edebiliriz. Çünkü Snow Covered'lardan da düşünüyoruz bir deste yapmak. Umarım gelirse. Bu oyuna geldiği zaman yaratıklardan, rakibin yaratıklardan birini eğer Snow verdiyseniz tepliyor. Snow vermeseniz de tepliyor. Eğer Snow verdiyseniz bir turda teplik almasını sağlıyor. Hoş bir kart, büyük bir kart. İşimizi görür bir kart diye düşünüyorum. Hızlı olmak için, aynı zamanda rakibi de sıkıntıya sokmak için Elderfang disiplinini düşünüyorum. Kendisi oyuna geldi mi rakibin elinden bir kartı graveyard'a atmaya mecbur bırakıyor. Rakip seçiyor o kartı. Yani çok büyük bir avantaj değil ama avantaj. Hız aynı zamanda ki biz şu an hızlı bir deste yapıyoruz. İki bedelli kartlarımız çok fazla. Depart of Realm bakalım 12 yaratığımız olmuş. İyi 12 yaratığımız var. İşimize yarayacak bir karttır. Rakibin eline kart gönderir. Sorun çözer, kilit açar. Almak zorundayız. Zaten alacak başka bir şey yok. Covered Plains'i alalım. Careful Kennel Master Zombie alalım. Buraya kadar gelmemesi gereken Lindaworm. Efici atalım hatta. Hiç gelmesin. Beyaz çok az tercih edilmiş şu an yapay zeka tarafından. Üzücü. Yeşil bizim işimize yaramaz. Maviden hiçbir şey yok. Siyahtan çok bir şey göremiyoruz. 4 tane Snowland'imiz var. Daha fazlasını bulmamız lazım. Hailstorm Valkyrie'yi de almamız lazım. Siyah, beyaz. Aynı zamanda geniş bir removal. İşimize yarar. Shapeshifter'larımızla ve zombilerimizle çalışabilir.
O yüzden Crippling Fear bizim için kilit açar. O yüzden Crippling Fear'ı tercih etmek zorundayız. Böyle bir durumda. Mavi yeşil bizim için ifade bir şey ifade etmiyor. Icebreaker Kraken, yani şu an 4 tane land var. Yine bunu inmek zor. Yerine koyabilir miyiz bu saatten sonra çok emin değilim. Çünkü sadece ve sadece 12 kart dönecek ve oyun niye Snowland'leri topluyor. Augury Raven hızlı bir kuş olur bizim için. Vengeful Reaper aynı zamanda Death Touch'ı olan bir kuş. Ve haste'li. İndiği tur vuruyor. O yüzden Vengeful Reaper'ı devam ediyoruz. Bah! Yani sırf Snowland olsun diye Snowland almak istemiyorum. Çünkü çok aldım. Yani kırmızı ile hiç işimiz yok. Kırmızı var. Beyazla hiç işimiz yok. Beyaz var. Yani tek renk geleceksen de siyah gel. Richara'yı tercih edelim. Artık gelmemeye başladı. Umarım buzlu kartlarımızı kullanabileceğiz. Narfi'yi şu an kullanmak çok zor görünüyor. Belki onu tercih etmeyebiliriz böylelikle. Weight Down iyi bir removal. Bizde fazlaca elf yok. Kaç tane elfimiz varmış? Bir tane varmış. Hani elf getireyim, iki tane de yanında elf getirsin bir kartımız var. Return Open Tide diye özelliği olan. Graveyard'dan oyuna tekrar geri getiriyor. Bir avantaj sağlamıyor. Weight Down iyi bir removal. -3/-3 verecek. Yani Bergstrider ya da Priest şu an bizim için hani ikisi de sıkıntılı ama hani çalışırsa Bergstrider çalışır diyelim. Evet, bir adet siyah land bulduk. Kırmızı da olsa artık alırız. Ah be, bir tane daha gelseydi. Bir tane daha gelseydi çok iyi olurdu. Ama sanırım burada kuruduk kaldık. Zombilerimizi, şeylerimizi çoğaltıyoruz. Raneshur ele gönderme kartı iş yapabilir her türlü. Master of Scald bir işe yaramasa da alalım. Brinborough belki kullanırız. Bunu da bakalım. Hop. Ne oldu? Vault progress yaptık. Güzel oldu. Bir şey oldu. Ne oldu? Anlamadık. Rare aldık galiba. 46 kart var. İdeali 40 karttır. 40 kartı düşürmeye çalışacağız. 40 kartı düşürmeye çalışırken şöyle bir bakalım. 19 yaratığımız var. Yaratıklarımızdan bazılarından vazgeçebiliriz. Bunlar da Intruder olabilir. Kaç Snowland'imiz var? Şöyle bakarsak daha rahat görürüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani az, umarım çalışır diyelim. Çok da ona umut bağlamaya gerek yok. Boşu boşuna 3 tane kırmızı land'imiz var. Mavi veriyor en azından bu. Mavi veriyor, siyah. Destemizin bir düzenine bakalım. Kart arkalığımız yok henüz. Umarım olacak. Yakın zamanda. 6 zombimiz, 4 shapeshifter'ımız var. 5 cleric'imiz var. ...45 kartımız var. 42 an oynayabiliriz. Yani Hailstorm Valkyrie'nin çalışması zor. Onu da bir kenara koyalım. Reflection kullanılabilir, çalışabilir. Yani zombi dediğimiz zaman... 10 tane kartımızda en azından 2 tane kere, 2 kere çalıştırsak işimize yarar. Priestlerimizden bir tanesi gidebilir. Bir tane bize yeter. Cosima mutlaka kalacak. Grimdraugr'lar kalsın. Frostpeak Yeti kalsın. Kalmasın. Frostpeak Yeti biraz yavaş. 42 kartla oyunumuzu oynamaya bir çalışalım. Kaç yaratığımız kalmış? 15 yaratığımız kalmış. Kurtarır. Şununla beraber 16. Bu da bize bir yaratık getiriyor. Öyle düşünmek lazım. Ona bunu takmak avantaj olacak. Onu olmadı yaratığımıza da takabiliriz. Deneyelim şansımızı. Bakalım nereye kadar sürecek bu macera. İyi bir deste yaptığımıza çok inanmıyorum. Lentlerimiz iyi değil. Yani bize daha fazla hizmet eden lent alabilseydik daha iyi olurdu. Ratingimiz bronze.
önemli. Yani mavi lent gelirse, bir lent dengesine bakmadan başlattım. Umarım gelir. 2 lent çıkartıp 2 lent falan eklemek durumunda kalabilirdim. Ama şu an 2 tane oynayabileceğim kart var. 3. turda ineceğim. 4. turda değil. Bir tanesini. Onu koruyabiliyorum. Ölürse -3-3 verebiliyorum. Hani bir nebze bir savunmam var. Ama Story Seeker bir can aldı. Bir can aldı, bir can. Kendisi lifelink, şişirilirse problem, ki yeşil beyaz şişirebilir. Bakalım ne kadar hızlı. Range of the Reaper onu savunurken saldırabilecek mi, bakalım bir görelim. Şişirdi gördüğünüz gibi, 3'e 3 oldu, 3 can aldı. Onunla beraber bir mücadeleye tutuşacağız. Mavi lendimiz geldi, çok güzel haber. Böyle gidiyoruz şimdi. Bunu bloklayacağız. Yeni gelen 3'e 3 bir yaratık olursa onu da weight down diyeceğiz. Ağırlıkları takacağız, göndereceğiz suyun altına. Bunun özelliği, işte graveyard'ınızdan bir tane yaratık exile ediyorsunuz. Herhangi bir yaratığa -3-3 veriyor. Kozima oynanılabilir bir durumda şu an. Vehicle olarak da belki getirebiliriz. Çünkü rakibin destesini küçültüyor. 3 vurdu, 3 kart atıyor. 5 vurdu, 5 kart atıyor. Destesinin üzerinden exile ediyor. Ve onlar exile kalıyor. Çok enteresan, güzel bir kart. Kozima'da da şöyle bir özellik var. Oyuna land indiği zaman üzerine voyage counter alıyor. Sen onu oyuna getirmezsen +1/+1 alıyor. Ve oyuna döndüğü zaman her tur oyuna dönsün mü diye soran bir kart. Gördüğünüz gibi saldıramadı. Saldıramaması bizim için avantaj. Biz bu tur Kozima'mızı ineriz. No attack. Savunmada kalmaya devam ederiz. Adam şu an land sıkıntısı yaşıyor. Biz yaşamıyoruz çok şükür. Ama hala yani kendimizi koruyacak kadar çok land'e sahip değiliz. Bakalım 6 land bizim için değil. İyi. Yani yazık oldu. Artık saldıramıyor ya da savunamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Çünkü ona bir bonding gold taktı. Onu altına uzun attı gibi düşündüm böyle. Altın kaplandı yaratığımız. Take action. Gitti. Geri gelecek. Merak etmeyin. Çok güzel. Çok çok gerçekten tertemiz. Evet. Koyalım. Biraz daha bekleyebiliriz bence. Yani melek deyip tüm yaratıklara -3-3 diyebiliriz ve adamın önü tertemiz olabilir. Bir iki yaratık daha inse çok stratejik bir crippling fear atabiliriz oyuna. Şu an Narfi çok rahat bir şekilde gelebilir. Giant Bergstrider'larımız var, güzel Giant, onlar inebilir. Kozima'mız gelirse oyuna bize bir kart çektirecek ve 3'e 5 olarak gelecek. Bu turda getirmeyeceğiz kendisini. 4'e 6 olarak getiririz. Oo çok güzel. Çok çok güzel. Saldırmadı. Saldırmadı. Çok güzel. Çok sevindik saldırmadığına. O zaman biz şimdi bundan bir kurtulalım. Take action. Koyalım üzerine bir counter daha. Diyelim ki Angel. Ama bunlar changeling. Onlar her tur olduğu için biz boşu boşuna attık o kartı. Bir yaratığından. Bundan kurtulacaktık işte. Kurtulamadık. Üzücü, üzücü. Kozima'mız gelsin geri. İki kart fazladan çekelim. Bir duruma bakalım. Bir tur daha mı bekletsek? Gerçi 4'e 6 gelecek bence. İdeal.
Evet, şimdi sağlam bir savunma olarak oyunda görülecek. Şöyle gidelim. Artık bizim de biraz hasar vermemiz şart. Board hakimiyeti kuruyoruz şu an. Olur. Bir daha şişirebilirdik halbuki. Bir fazla vurmak, bir fazla vurmak olurdu. Ama ikisini de tutuyoruz, sıkıntı yok. Kuzimale saldırmak yanlış oldu bu arada. Ama hiç tutmadı. Yani geri geldiği zaman üzerindeki iki counter olmayacak, yine 2'ye 4 gelecekti. Üzülürdük. Güzel. Bizim için bir çözüm kartı geldi. Hemen kullanıyoruz. Bam bam. Şimdi özgürce saldırabiliriz. Birini eline gönderdik, birini destesinin başına gönderdik. Böylelikle bunlar tekrar inmek zorunda kalacak. Şu arkasına taktığı enchantment da graveyard'ındaymış olacak. Next. All attack. Bizim için uygundur. Şu an baskıyı kurduk. Uçanlarımızla rakibimizi yıpratıyoruz. Bunu da öldüreceğiz. Ayağına ağırlık bağlayacağız hasarlar dağıtıldıktan sonra. Kendisinden de kurtulmuş olacağız. Böylelikle gördüğünüz gibi graveyard'ımızdaki bir haritayı egzal ettik. Ona eksi 3 eksi 3 verdik. Böylelikle yok oldu. Şu an uçanlarımız 4 vuruyor. Uçan herhangi bir şeyi yoksa bu maçı kaybetti. Bence artık bunu kabul etse iyi olur. Yok. Neden kabul etmiyor? Bilmiyoruz. Aa, varmış. Fark etmeyecek.
Deckline. Çünkü elimizde Demonic Gift var. Artı 2 artı 2 veriyor. Zaten Miss Walker'larımız şişiyor. Rakibi çok zora düşüren bir yaratık denklemi kurmuşuz. Güzel. Şu an gelseydi bir bar inanırdım yani, çok beğenirdiniz olanları. Hop hop onlar 2'ye 5 2'ye 5 olacaktı. Yani öncelikle bunu activability. Sonra bunu activability. Sonra bunu activability. Sonra bir daha derken rakibimizi concede mecbur bıraktık. Yani ilk zaferimizi de kazanmış olduk böylelikle. Yeni maçımızla devam edelim. Quick draft. Play bakalım. Deste ilk sınavını başarıyla verdi. Umarım tüm sınavlarını aynı başarıyla verir. Bize Maligan'ı aldırtmak zorunda kalmaz. Ah o Maligan'lar bize neler etti neler. Dur bakalım. Bundan sonra ben küçük bir ara vereceğim. Büyük bir ihtimalle bir maç sonra bir ara vereceğim. Siz o aradan haberdar olmayacaksınız zaten. Ama üstüm değişebilir. Bilin ki başka bir gün çekmeye devam ediyorum. Dur. Evet. Hazırız. Rakibimizi buldu. XX Minax XX. Biz bronzuz. Kendisi silver. Bizden tam bir level üstte. 3 rengimizin 3'ünü de buldu. Çok iyi bir şey bu bizim için. Bir tane snow covered land'imiz var. Bu da bizim için iyi haber. Biz bu eli tutarız. Biraz rakibi de yavaşlatabiliyoruz. Umarım çok hızlı değildir. Ki dediğiniz gibi hızlı. Ama ona büyük bir ihtimalle bir şeyler takıp şişirmek üzerine kurgulamıştır elini. Biz ondan bir turun başında daha oyuna girdiği andan bir kurtulalım. 2 bedele Fortel. 3 bedele Grimdogger ya da Vengeful Reaper. Reaper'ı indirecek bize. Bir tur Battlefield Raptor'dan çekelim, sonra onu da durdururuz. Çok hızlı bir beyaz deste düşünmüş diyecektim. Ben olsam bu kadar hızlı bir beyaz destenin yanında mavi değil de kırmızı düşünürdüm ama bakalım bizi neler bekliyor. Güzel bir kart. Biz bunlara bir dur diyoruz şu an itibariyle. Öyle kafanıza göre bizim üzerimize gelmeyi bırakın. Biz de sizi biraz durduralım. Grimdogger üzerine Worktrider, üzerine Careful Kennelmaster şeklinde gidebiliriz. Fort elini attı. O da bekleyecek. Saldıramaz diye düşünüyoruz. Belki şişirme kartı vardır. Tabii ki belli olmaz. Magic çok belli olan hamlelerin ya. Çok yani belli bir standartı var tabii ki. Şu an sadece Kaldheim setinin içerisindeyiz. O zaman hamlelerin çoğu az çok tahmin edilebiliyor. Ama standart bir maçın içerisindeyken 6 tane 7 tane destenin içerisinde oluşturulmuş kartlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da tahmin edilebilirliği azaltıyor ister istemez. Şöyle gideriz ve bununla da saldırırız. Hatta ve hatta iki yaratığında birden tut deriz. Fortelli kartı teplenen yaratığa 5 vurmak olabilir mesela. İkisiyle beraber tutarsa ve bir hiçbir şey şekilde şişirmez ki tutmadı. Bizim için büyük avantaj olacaktı. Şimdi bizim iki blogumuz onun iki saldırganını tutabiliyor. Tabii ki bu kart ne? Bu kartın ne olduğuna bağlı olarak oyunun durumu da değişiyor. Kozmos güzel. Şimdi biz ona bir sürprizimiz daha var, onunla da gideceğiz. Kennelmaster'la saldırabiliriz. Kennelmaster yaratıklarımızı şişiriyor çünkü. Ve Instructable ediyor. Artı 1 veriyor ve Instructable ediyor bir turluğuna. Yani şöyle gidebiliriz. 4, 3, 7 hasar tehlikeli. Miss Walker güzel. Miss Walker her yaratık türünden olduğu için Bilimsel Kozmos böyle bir güzellik yaptı. Fortelli kartını kullanmadan Weight Down atamıyoruz. Çünkü sıkıntılı yaratığımız yok. Burada bir yaratığımız olsa mezarımızda atabilirdik. Güzel. Bence iyi bir durumdayız şu an.
Glimpse of Cosmos'unu iki kere kullandı. Üçüncü rengi yeşilmiş ve Maya indi. Hoş. Çok hoş. Gerçekten tadından yenmez. Baskımızı arttırmaya devam ediyoruz. Yani bir yaratıklarımızdan birini de öldürmeye karar verirse biz de ona mayasından vazgeçtirtiriz. Bizim için güzel bir avantaj olur. Ben yaptığımda hiçbir şey anlamadım. Yani ölmek istiyorum dercesine. Evet, iki kart çekti. Böylelikle ve iyi bir blocker daha oldu. Ama biz zaten havadan vurduklarımızdır. Gerçi Raptor indiği için biraz problem. Çok çok güzel bir board'a dönüşmedi mi rakip? Bir küçük risk aldık. Öldün. Ne yapacağını bilemedi. Rakibimiz şu an ne yapacağını bilemiyordu. Tamam. Olur. Neden olmasın da. Her şeyi blokladı böylelikle. Ben bir garip aşk bestesiyim. Bilemezsin ne haldeyim. Dayanılmaz, dayanılmaz. Bu bunu buna vuramadan öldürecek. Bay bay Maya. End of turn. Buradan dönebilir bu oyun. Yani böyle bir ihtimal var Magic'te. Ama biz bir sonraki kartımızı da göreceğiz. Büyük bir avantaj bizim için. Söyle gelmesin. Peki. Yapacak bir şey yok. Rakibimizi yıpratmaya devam edeceğiz. Bir canı var çünkü. Üzerindeki baskıyı arttırmamız lazım.
Dörde bir mi yapacaksın onu gerçekten mi? Yapamadın ama. Olmadı, yetmedi. Oyunun müzikleri ne bakalım mı? Çok mu yüksek oluyor? Siz gelin bu ayarlarla ilgili bize, bana yazarsınız. Ve rakibimiz teslim oldu. Böylelikle ikinci galibiyetimizi alıp bronz 4'ten bronz 3'e çıktık. 25 kartla bir deste yapıyorsunuz. Biz bu sefer 25 kartla yapmayı tercih ettik. Sadece siyah ve çok fazla mavimiz var. Gelir mi sizce? Şansımızı deneyelim. En azından uzun süre board'u tutabilecek bir Haunted Age'imiz var. Çok hızlı değilse rakip bir yerde o mavi manayı buluruz diye düşünüyorum. Bakalım bakalım. Rakibimiz elinden memnun olmadığı için 6 kartla başladı. Ama hızlı bir deste. Bakalım ne olacak. Bu arkadaş yanına bir yaratık geldiği zaman onu da tepleyerek size istediğiniz bir land verme özelliğine sahip. Jaspera güzel bir yeşil kartı bence. Oh. Biraz sıkıntıdayız. Mavi land'imizi bulduk ama huzuru bulamadık diye. Bu fiyin biraz sıkıntılı bir arkadaş. Ondan kurtulmamız lazım hızlıca. Yoksa bizi her vurduğunda iki kere zehirlemiş oluyor. 5 tur boyunca üst üste vurursa 10 zehir oluyor vücudumuzda ve o bizi öldürüyor. Özelliği bu. Ve diğer yaratıkların da zehirle... Oo. Ama öyle bir şey düşünmedi bile. Esika dedi. Esika çok daha tehlikeli bir kart. Çünkü olmayan lentlerin hepsini getirebilir yani. Bizim acilen bunlara bir çözüm üretmemiz lazım. Lijara Kinseeker'la inip bakarız bir duruma. Bize bir lent, marf, barfi falan. Ay, ay. Biraz üzebilir. Çok iyi gelmiş bir deste var karşımızda. Kartlarından birini eline göndermeyi düşünebiliriz. O ona tur kaybettirir. Ama biraz daha savunmada duralım. Bir iki tur daha idare ederiz diye düşünüyorum. Land çekmemiz lazım acilen. Bizi koruyacak bir kart geldi. Koru bizi. Büyük bir ihtimalle vazgeçemeyecektir filminden. Kurtulduk. Başımızdaki bir beladan kurtulduk. Lent de geldi. Bununla beraber 3. lentimiz de gelmiş oluyor. Bununla beraber böyle 3'e 5 oluyoruz. 6. lentimiz gelsin mi? Sonra gelsin. Yani Ranashur'a acilen ihtiyacımız yok. No attack. End of turn. 2 tane sınavımız var. İkisi no'la Jaspera'dan kurtulabiliriz. Hızlı bir zafer. Rakip çünkü elindeki tüm imkanları zorladı. Bizim hızlıca yok edebilmek için. Lentlere eklenen enchantment'la var. Bir lent daha fazla vermesini sağlayan gibi. Yine riskimizi alıp başlayalım. Çünkü Vengeful Reaper'ımızı inebiliyoruz. O da oyunu bizim lehimize biraz yavaşlatıyor. Rakip rahat rahat gelemiyor. Çünkü Death Touch, yani dokunduğunu öldürüyor. Evet, gördüğünüz gibi hızlı. Yani mavi lendimiz geldi, çok iyi. Genelde yapmayı planladığı insanların desteler bam bam bam. Yani taktik maktik yok. İneyim vurayım, ineyim vurayım, ineyim vurayım. Ama Magic biraz daha böyle aman Allah'ım. Yine bir zebellah oldu rakibin yaratığı karşımızda. Onu biz Mistwalker'la durdurmayı deneyelim. Çünkü Vengeful'umuzdan vazgeçmek zorunda kalırız. Mistwalker'ımızdan en azından vazgeçmek zorunda kalmayız. Bir tane daha. Çok güzel. Yani koydukça koy. Şimdi Vengeful'umuzu inelim. Biraz durdurmamız lazım rakibi.
Lent gelmiyor. Acilen Lent gelmesi lazım. Ona da gelmedi. Böylelikle biz dördüncü Lent'imizi bulduk. Ama şu an bir şey yapamayız. Gerçi bununla saldırabiliriz. Bununla tutabilir. Sonra Demonic Gift atıp ondan kurtulup oyunda kalabiliriz. Bence mantıklı. Deneyelim. Evet. Bye bye. First strike olduğu için vurdu, öldürdü. Bizimki ona vuramadan öldü. Vuramadan öldüğü için death touch'ımız aktif olmadı. Çok basit bir oyuncu hatası yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hata. Yani bam. Amacımız onun önündeki yaratıktan kurtulmaktı. Kurtulamadık. Ama o yüklendikçe de yükleniyor. Yani çok iyi bir creature. Bulalım. Alalım yani onu. No attack. Çok iyi bir arkadaş geldi gerçekten. Güzel. Yani koruma yönünü düşünmüş, destenin ince detaylarına bakmış. İyi bir geliştirme. İyi bir, çok iyi bir geliştirme. Biraz zorlayalım. Şu an zorlamazsak bizi çok zorlayacak. Belli. Belli. Büyük 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 yaratıklar da geldi. Böyle dişe diş, kan akan bir rakiple karşı karşıyayız ve Dash Pursuit kullanıyor ne yazık ki. Yine hata yaptık ya. Ben gerçekten inanamıyorum. İki first strike'li yaratığa verdik. Sonraki tura bir sonraki tur bu hatayı yapmak istemiyorum. Durumumuz kritik. Bir elde iki kere üst üste hata yaptık ve rakibimiz canlandıkça canlanıyor. Bu arada indikçe iniyor. İndikçe iniyor. Yani utanmıyor, bir tane daha iniyor. Utanmıyor, bir tane daha iniyor. Çok iyi. İyi bir şey. Dişli bir rakip. Ve her turda bir canımızı emiyor. Falan diye emiyor. Çuk 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 diye emiyor. Kartın özelliğini unuttuk. Kartın özelliği şu: rakibin bir yaratığına bir şey atmak istiyorsan, bir ability'ni targetlamak istiyorsan. Üçüncü hatamız. Yani üst üste yaptığımız üçüncü hatamız. Magic kesinlikle ve kesinlikle dalgınlığa gelmiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapacağız ki bu beladan kendimizi sıyırabileceğiz? Atlı soru işareti.
Bunu tutacağız. Bunu tutacağız. Bu sırada yani canını alabildiğimiz alacağız. Mutlaka alacağız. Oo, size bahsetmiştim. Çok good game, pek good game ama biz çok büyük hatalar yaptık. Yani bu oyun bu hale gelmezdi. Ama bu oyunu bu hale biz getirdik. Böyle bir şey. Tebrik ediyoruz. Good game diyoruz. Ne yapabiliriz? Hadi. Hi Cody. Yani çok başlanacak bir ele sahip değiliz. Yani biraz yavaşlatabiliyoruz ama siyah lent gelmezse işimiz zor. Mulligan. Mulligan da size de daha önce bahsettiğim gibi 6 kart çekeceğiz. Evet, burada bu arkadaşımız biraz yavaş. O yüzden bunu gönderebiliriz. Danlı. Bu land'imiz tepli geldiği için önce tepli olan land'i kullanıyoruz ki sonrasında bizi yavaşlatmasın. Yani kullanılamaz bir halde geliyor. Bu bir dezavantaj hepimiz için, mantıksal olarak. Kullanılamaz halde bir gelen bir şeyi önden kullanırsın ki sonrasında daha rahat kullanabilirsin. Summoning Sickness'ları gibi yaratıklarımızın. Kurtulmak istiyorum ben bu filinden. Filin çünkü biraz baş belası olabiliyor. Bakalım kod buna izin verecek mi? Evet. Karşılıklı ıh dedik. Ih. Oo. Oo. Güzel, güzel. Bir kart, güçlü bir kart. Ne yazık ki bu dayağı yiyeceğiz. Lütfen bizi daha fazla yıpratma Cody. Hiç geri bası olmayan bir kodcuyla karşı karşıyayız. Çalışır. Ne ona tak. Şundan bir kurtulalım. Şunu şuna taksın. Sonrasında o şey olarak geldiği zaman biz ondan eline göndererek kurtuluruz. Aha. Ama dayak yedik sabahlara kadar, dayak yedik. Siyah da varsa büyük bir ihtimalle removal'ları da vardır. Bize nefes aldırmayabilir gördüğünüz gibi. Canımız kaç? 11. Tutsam 10 vuruyor. Tutsam olmuyor. Tutmasam... Biriz. Bir. My turn. Niye bize böyle yapıyorsun oyun? Niye?
Bu maçı kaybettik arkadaşlar. Buradan geri dönüşümüz yok. Teşekkür ediyoruz. Konsit diyoruz. Teşekkürler kod. Affedersin bize kodun. diyebiliriz burada. Evet. Ciddiyet. Sizlerle ilk yaptığımız draftta 3 galibiyette kalmayalım yani. Çok da güzel gelmiştik 3'e kadar. Canımız bile yanmamıştı. Görevlerimiz teker teker tamamlanıyor. Biz hemen maçımıza başlıyoruz. Bu konsantrasyon kayıpları çok kritik. Yani sanal dünyanın en büyük efektlerinden biri aslında bize o an hayatımızda olan şeylerin etkisi. Yani tam anlamıyla o an orada olabilme potansiyeline sahipsek eğer o zaman bir şeyler yapabiliyoruz ama bir anlık oradan çıktık ve başka bir dünyaya girdik. O gerçek dünya oluyor, başka bir dünya. Geri buraya döndüğümüz zaman sıkıntı yaşayabiliyoruz. İyi bir başlangıç eli gibi görünüyor bana. Siyah ağırlıklı, siyah daha doğrusu ağırlıklı değil, komple simsiyah bir el. 3 tane lendimiz var, ikisi siyah. İkisi donmuş lend. Donmuş lendler bunu çalıştırmada yardımcı olabilir. Bunu 3. turda ineriz, bunu 4. turda ineriz. Yaparız bir şeyler diye umut ediyoruz. Bakalım neler olacak. Bence Full Reaper'lar hatırladığınız gibi bize güzellikler katan kartlardı. Bunun emote'u gelmiş. Yani şurada hey hello oops good game diyoruz ya. Bunun böyle yapan bir hali gelmiş. Onu belki beraber hikaye modundan toplarız. Bilmiyorum. Süresi de var, kısa bir süre. 3 gün burada. Belki ben onu diğer turnuva hesabımda toplarım. Sizlere oradan paylaşırım. Oradan yaptığım maçlar olursa, büyük turnuvalara oradan girebiliriz. Gerçek ana hesap tabii o. O yüzden daha iyi. Biraz daha yükseliyoruz orada. Burada daha yeni başladık. Lütfen artı bir artı bir atma. Yeter artık. Snakes kill mail. Yeter. Canım ot tıkadı ya kart. Ama ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapabiliriz ki? Elimizden ne gelirdi? Ne gelirdi elimizden? Ağırlık bağlayıp suya atmak gelir. Ne gelir başka? Evet. Karşılıklı bir sağlam, çetin bir mücadele içerisindeyiz. O da iyi bir deste yapmış. Bir tane canımız daha olsa bunu inerdik ama o zaman bunu next. Ne olacak? End. Şöyle bu arkadaşı pasivize ederiz. Ve saldırın durmadan. Güzel. Onunla bir daha üçüncü şişireceksin. Ben onu bir daha pasivize edeceğim. Sen bir daha şişireceksin. Gibi gibi. Ya da bunu şişireceksin. Ah, yine çok fazla yüzümle oynuyorum. Size çektiğim videoları izledikten sonra onu fark ettim. Çok fazla yüzümle oynuyorum. Çok hatalı bir davranış bu. Azaltmam gerekiyor. Yüz oynama bağımlılığına sahibim. Saldırın durmadan ya. Ondan kurtulmuş oluruz. Önemli bir kart. Kurtulunması gereken bir kart yani. Bir sonraki tur bunu pasifize edeceğiz. Yine saldıracağız. Bayağı güzel vuruyoruz. Güzel. Hoş. İkisiyle gelir mi acaba? Ne güzel de savunmada kalıyor. Kalsın bakalım. Kalsın davullar. Çok kötü espriler yapıyorum. Evet. Benim en büyük handikapım arkadaşlar, İnsanların kötü diye adlandırdıkları espriler yapmak. Yapıyorum. Seviyorum. Kötü espri yapmak benim için keyifli bir aktivite.
tek kişi bloklayamazsın. İki kişi bloklayacaksınız. Menis. Menis'in özelliği iki kişi tutulabilmesi. Şimdi mesela şunu da tutsam mesela ikisini de öldürüyorum. Ne kadar ne kadar da güzel oluyor. Ne kadar hatalı bir blok. Büyüyü öldürüyorum böylelikle de. Bir yandan da sana 6 vuruyorum. 6 canın kalıyor. Yatırımların gidiyor. Şimdi bugün bununla takacağım. 6 bu vuracak, 6 bunlar vuracak falan filan. Ne yapacaksın? Veymenil. Ne yapacaksın? İhtimalle hiçbir şey yapamayacaksın. Görelim. Oynat Uğur'cum. Çok iyi. Ama ben seni bu yaptıklarından dolayı affetmeyeceğim. Seni affetmeyeceğim. İkisiyle tutmak zorundasın. Canın altı. Ne yapacaksın? Sonuna da tut. Evet. Gördüğünüz gibi menis özelliği zaten onu mecbur kılıyor. Yoksa tek kişiyle tutamıyorsun arkadaş. Şimdi tek kaldın. Bizim canımız hala 18. Senin canın 4. Bunu alır buna takar uçan. Aynı zamanda iki tane uçan inemeyeceğini göre bir turda. 5 manayla. Biz olmuşuz burada. 8 mana. Yani daha biz ne yapalım? Tamam güzel olur. Fark etmez. Bu oyun burada biter. Ve biz çekip gideriz. Teşekkür ediyoruz Veymen. Hello. Yanlış söyledim. Good game diyecektim. 2 5 4 5 seviye yüksek. Ama velakin bizde de bizim de elimiz armut toplamaz. Onu da söyleyelim. Biz öyle tırıvırı bir rakip değiliz. Yani hep beraber burada Türkçe içerikli bir Magic yayını yapmaya çalışıyoruz ve umarım keyifli oyun bir oynanışta beraberizdir. Dediğim gibi yani bir turnuvaya girdiğiniz zaman onu bitirmeye çalışın. Çünkü geri döndüğünüzde mutlaka bir kaybınız oluyor arkadaşlar. O bir büyük bir handikap. Yani şey değil. Magic öyle herhangi bir oyun gibi oynanacak bir oyun değil. Buradan kaynaklı bir durum bu. Yani konsantrasyon istiyor her şeyden öte. Ama o konsantrasyon yani oynarken çok yoğun bir konsantrasyon istemeyebilir. Durum kritik. Bunlardan kurtulmamız lazımdır. Bunlardan nasıl kurtulabiliruk? Bununla kurtulabiliruk. Güzel kurtulur. Küçük yaratıklardan kurulu bir deste olduğunu düşünüyorum. O yüzden şey yapıyorum. İnmesini bekliyorum. Şu kart bizi çünkü hayata bağlayacaktır. Board'u doldursun. Şimdi bunu yine bloklayacağız. Bu da ölecek. Biraz savunmasız bırakıyoruz rakibimizi. Sonra saldırmaya başlayacağız. Narfi çok güzel bir kart. O gelecek budur. Ay! Uy! Kuş yaptı. Bizi kuş yaptı. Garga. Ama biz bununla bunu tutabiliyoruz. Sonra bunu blok dedikten sonra bunu atabiliyoruz. Bu geri gelmiyor ama en azından rakibimizi öldürmüş oluyoruz. Aradan çıkartmış oluyoruz yani. Narfi gelsin ya. Narfi bu arada insin bir böyle. Ben diyor ki terk edilmiş bir kralım. Benim tabağımdaki benim etrafımdaki tüm donmuş ve zombi yaratıklarım yani hayat terk edip geri dönmüş yaratıklarım işte +1/+1 alsın. Dadan. Zombi diyorsun. Tertemiz. Giant. 20'ye 15 olduk mu? Elinde yok mu? Vardır canım. Tabii canım.
Bir bedeli de Miss Walker inecek. Niye böyle? Bir sonraki tur. Şu arkadaş da kurtulamasa ki kurtulamayacak. Kurtulan bir kartımız Yogi'dur. Yogi. Ayı Yogi'dur. Şunu tutamayacak şimdi. Biz bunu 5, 6 falan. 5, 5, 6 gibi vurmaya başlayacağız. Ama ve lakin cümbür cemaatin diline düştün sen. Ne alaka? Böyle bir şarkı var. Pass. My turn. Teşekkür ediyoruz. Careful, Kennel Master. Tam yerinde gelen, tam yerinde gelen bir kart gördünüz arkadaşlar. Bu kadar yerinde gelemezdi bir kart yani. Rakip bizi tutamaz hale geldi bu kartla beraber. Çünkü hem tutamıyor hem oynuyor. Yani tutamazsa da yani. İki şey arasında kaldı. Bir daha böyle gelsek bitti. Ki hani var öyle bir sürprizimiz. Yani şu an gelecek yaratığı büyük olmazdı. Küçük olursa onu ikisini mesela ama 3 vuruyor ama yeteri kadar snowland'imiz gelmediği için az vuruyoruz. Ama ikisinden de kurtuluyoruz. Ben de onu da çizmiyoruz. Önüne baskıyı arttıracağız. Önünü temizlemiş olacağız arkadaşın. Ve bayağı da vurmuş olacağız. 8 vurmuş olacağız yani. Bakalım çözümü var mı? Biz de bu arada 15'iz. Saldırmaz herhalde. Yani. Vay. 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 Teşekkür ediyoruz. Bize bu güzelliği yaptınız. Bizimle bu güzelliği paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Zombie diyeceğiz. Ama Miss Walker bundan etkilenmiyor. Gerçi etkilenmesin. Onunla bir şey yok ki zaten. Zombie. Down. Görüşürüz çocuklar. Çocuklar. Haydi. Bam. Bam. EQ. EQ. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi hamlelerimiz çok net. Tek başına savunma yapamıyor. Yanına bir de bu gelmiş oldu, evet. Biz de bir şey yapalım. Bizim de kuşumuz var, biz de insanız diye. Yani yaratıklardan birinden kurtulmak için saldırabiliriz. Hatta ikisiyle de saldırabiliriz. Şunu iki kişi tutmak zorunda deriz, bunu tek kişi tutmak zorunda kalır, bununla bunu tutar, bu ikisiyle bunu tutar gibi gibi hamleler yapar. Bence baskıyı arttırmakta yarar var. Severiz baskıyı arttırmayı. Temizlik. Yani o da bizden biraz bir şeyler temizliyor, biz de ondan bir şeyler temizliyoruz ama Miss Walker'dan kurtulup hava üstünlüğünü alırsak o zaman alayım boyutu değişiyor tabi. İşte bu. İşte bu. Tam olarak istediğimiz olay buydu. Umarım hava üstünlüğü için başka bir kartı yoktur. Yoksa öldü. Ya da Miss Walker'ın kafasında bir şey atacak. Buf diyecek. Cıs diyecek. Yakacak Miss Walker'ı. Arıyor desteden. Bir kart atıyor elinden. Bir kart çekiyor. Evet. Geldi mi? Gelmemiştir be. Teşekkürler. Victory. Evet. Ya kişiyle oynayacağız. Bizden iki seviye daha yüksek. Konsantrasyonunu kaybettin, oyunu kaybediyorsun. Mesela ben bu elde başlamayı çok isterim ama siyah lendim yok. Lendim az. O yüzden yine Mulligan diyeceğim. Bu sefer de çok lendim var. Lishara'dan vazgeçeceğim. Keep 6. Evet, mecbur. Kozima ile gideriz. Kozima bize bir yerden sonra destek atar. Kozima'yı koruyacak kart da var. Reaper. İntikamcı. Öyle mi? Liberatör. Liberal. Yüzsüz liberal kartınız. Öyle demeyelim. Ama öyle yani. Korkusuz liberal. Bizde yok bakalım. Falan.
Çok korkusuz liberaller görmüş. Dermiş. Gerçi evet, liberaller biraz korkusuz oluyor çünkü para var işin ucunda. Çok güzel yapmışlar. İşte saldırıyor. Eğer bu uslanırsa bir tane daha ikiye bir yaratık koyuyor. Ama işte bunu tutabilecek bir Elder Fang disiplinimiz var. Bir de adamın Cinderheart Giant'ını çöp attık. Gelecek mi? Gelecek. Suikast. Çıkartacak bir tane. Çıkartacak. Hop diyeceğiz. Bloklayacağız. Yani çok normal. Çok normal. Bunu gönderecek miyiz mesela? Göndereceğiz. Üzerine iki counter falan alıp döndürürüz. İki kart çektiriyor döndükten sonra bize. Evi 4'e 6 olarak dönüyor. Gayet güzel bir body yani. Belki 3 kart sonra döndürürüz. İhtiyacımız olana göre hareket etmemiz lazım. Şeyi hatırlamıyorum yalnız. Biz burada neyi seçiyorduk? Biz burada neyi seçiyorduk? Reflections of Lijara'yı oynayacağız. Zombi seçiyorduk diye hatırlıyorum. Evet, zombi. Zombi diyeceğiz. Hatırladım. Mesela bunları unutuyorsunuz. Bunları unuttuktan sonra bu kart elinize geldiği zaman oynayamıyorsunuz. Yes. Haydi git. Teşekkürler Türkiye. Gel. Tabii canım. Bunun için gönderdik yani. Niye koymayalım ki? Seni de Fortale gönderelim. Bekleyelim rakibimiz bize doğru gelsin. Rakibimiz galiba 3 şeyde kaldı. O başladı diye hatırlıyoruz. Bakacağız. Evet. 3 bedelde kaldı. 3 bedel sıkıntı. Biz bu arada gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Take action. Şişsin. Zombi diyoruz. Zombi, zombi, zombi in your head. Zombi, zombi. Bundan sonra gidip zombi ile geliyoruz. Bakalım onu şey yapıyor, kopyalayacak mı merak ediyorum. Çünkü token. Gerçi üzerinde yazıyordur da şu an şeyi göremiyorum. Choose a creature type. When you request a chosen creature type, that copy that spell. Okay. Zombi mi? Zombi. Elimizdekini attırdı. Elder Fang'le. Sinir. Çok sinirlendim şu an. Lok. Gelmiyor. Sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Gelme oğlum. Sen gel. Bize bir iki kart çektir ya, bir kendimize gelelim. Değil mi? Değil mi? Gözlerim yolda. Sen gelme oğlum. Oo, ne kadar da devam edebiliyorum. Gelmedin yıllar geldi geçti, sen gelmez oldun. O hala 3'te ve hala her tur bir şey yapıyor. Biz olduk 6, bir şey yapamıyoruz. Bu benim için çok üzücü bir durum. Yani 16'ya kadar inmişiz. Bu bizim için hoş bir durum değil arkadaşlar. Biraz saldırgan olmamız, biraz yıpratmamız, biraz önünü boşaltmamız lazım rakibimizin. Bakalım yapabilecek miyiz? Decline. Hayır, sen bir dur. İşte bu. Neden kurtulalım? Şu küçük şeyden kurtulalım. Şöyle yapalım. Siyah beyaz bıraksın. Evet. Yani bu savunamasın. Next. Gidelim. Üzerine gidelim. Yani agresif olmak durumundayız artık biraz bence sanırsam. Yani hem adam land bulamamış durumda, köşeye sıkışmış durumda. Biz 7 land bulmuşuz. Avantajlıyız ama agresif olamıyoruz. Neden? Saldıralım durmadan. Bu taraftar arkanızda her zaman. Decline, sen dur. Sen dur. Çok iyi. Güzel agresif kartlarımız da geliyor yani, hani şey değil. Oyun bizi yarı yolda bırakmıyor.
Öncelik korunmak. Korunacaksın. Bekleyelim. Gayet rahat bir şekilde bekleyebiliriz. Çünkü bir şey gelir, o bizim yaratıklarımızdan birini gerçekten sıkıntıya sokacak olur. Bununla onu şöyle yan yatırırız. Önü açık, vur geç. Ya da o iki önündeki iki yaratıktan olsun. Bakalım ne olacak. Yani şu gelirse mesela bir problem. Dokunduğunu öldürür. Death Touch'ı var yani. Elinde gördüğünüz gibi orağı var yani meleğin. Yani bu iyilik meleği gibi bir şey, yani kararlılık bir melek olmuş yani. Onu gerçi bununla kurtarabiliyoruz ondan. Şu an onun önündeki her şeyden şununla kurtulabiliriz. Bir tanesinden tabii ki. Bizim için avantaj çünkü. Ve yok galiba bir şeyi. Sıkıntılı bir durumda. Biz düzgün bir şekilde hiç durumumuzdan taviz vermeden saldırmaya devam edeceğiz. Bu bizim için kritik bir maç. Çünkü bir sonraki quick draft'ımıza girmek için bize bir bedel sağlayacak. İşte bu mesela hoş değil. Bu hoş değil yani. Deckline. Her hepsiyle gideceğim ben. Kurtulabildiğim bir yaratığı var mı? Var. Ondan bir kurtulayım. Aradan bir çıksın. Sen bir çık aradan diyelim. Sen bir çık aradan. Suyun altına böyle diye bir in diyelim. Tamam. Next. Tak tak tak. Dan dan dan. Üçüyle, ikisiyle onu, bir tanesiyle de onu tutacak mısın acaba? Tutar mısın? Tutmadı. İyi, güzel, tamam. Adam süreci yavaşlatmak istiyor. Haklı. Yani çünkü çok iyi bir board var önünde. Kendisi de açılamadı. Landleri eksik geldi. Yavaşlatabildiği kadar yavaşlatmaya çalışıyor. Biz de azimle 2-2, 2-2 falan diye vura vura azaltıyoruz. Bakalım. Şimdi bu tur Dana'nın kuyruğunun kopacağına inanıyorum şahsen. Tabii onun için üzücü bir bronzu. Bir bronza yenilmek bir altın için üzücü. Yani şey gibi düşünün kendinize. Altın madalyalı bir sporcusunuz ve bronz madalyalı bir sporcuyla karşılaşıyorsunuz ve yeniliyorsunuz gibi ki bronz madalya da altına göre biri birinci, biri üçüncü demek. Yani ama burada öyle değil. Burada mitik seviyeler var. Mitik seviyelerde belli bir yüzdenin içerisine girme durumu söz konusu. Koruma kalkanımızı burada kullanıyoruz. Boşa atmış oluyor. Evet. Jerry geldi. Ve galiba artık şey diyecek yani. Demese de olur. Ah. Eline gönderiyoruz. Tokenlar ele gitmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın oyunla ilgili size bir bilgi daha. Zaten bu bir bilgi içerikli diyor. Hoşça kal. O baba. Görüşürüz daha sonraki zamanlarda diyoruz ve evet. Bronz 1'e yükselişimiz devam ediyor. Ölürlerse ele dönme izni veriyor. Ama diyor ki sen bunu eğer token'a takarsan ona da +1/+1 veririm diyor. Mesela çok güzel bir özellik. Şimdi 2 bedele başlarız çünkü bu 2 bedele inebileceğimiz 2 tane çok değerli kartımız var. Ele gönderme kartımız var. -3/-3'ümüz var. Bunlar indikten sonra bunu inmek Scry 1 yapacak. +1/+1 alacak. 3-5 olacak. Güzel bir deste. Oynanır. Yani 4 mana bulunur herhalde diye düşünüyoruz. Çünkü 2 üçüncü turda bunu iniyoruz. Dördüncü turda bir tane daha inebiliyoruz. Bakıyoruz. Enteresan. Gelmiyor. Şimdi bir tanesi yapmayın. Kozuma gelir. Grimbrabur gelir. Bence Flipper gelsin yani. Haste'li vuracak tak tak. Geliyor. Geliyor gönlümden. Sürekli şarkılarla, türkülerle buradardayım. Böylelikle ilk hasarımızı vurabildik mi? Teplenen yaratığa 5 damage. Iron verdik. Buf, başımızı kesti. Meleğimin başını kestin. Bunun intikamı çok ağır olacak. Uf, karşımızda bu sefer dişli bir rakip var. Bakayım. Uf, can çekme. Westmount'ın bu arada da gümüş ki yani. Oh. Enchantment destesi. Tertemiz ya. Tak takıver. Tak takıştır destesi yapmış.
Öyle takayım, onunla da öyle takayım. Land gelmiyor. Gördüğünüz üzere şu an land problemimizi yaşıyoruz. Adam 6. land'in elinde. Bir de yeşili varmış bu arada. İyice canımıza sıkıntı yapacak. Büyük ihtimalle elindekilerin hepsi yeşil. Yani şu an Jaspera Sentinel'den kurtulacağız. Mecburen kurtulacağız. Ama nasıl kurtulacağız yani? Land gelmiyor. Bir siyah land gelse biz ona -3 -3'ümüzü atar. Keyfimize bakardık. Yani 7 land oldu adam. Can çekiyor. Bir şeyler bir şeyler. Bizim neyimiz var? Hiçbir şeyimiz. Gele gele kırmızı land geldi. Gele gele kırmızı land geldi be. Ne yapsak ki? Hı? Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Yani elim kolum bağlı. Savunmada kalsam savunmada kalamıyorum. Saldırıya geçsem saldırıya geçemiyorum. Yani neden sebep ya? Bakalım. Hala süreci düzeltme ihtimalimiz var. Yani bunu ona takıp bir de üzerine bir şey daha takıp bir de bir şey yapıp falan gelirse ve biz onu elinde gönderelim. Kafamızı kesip duruyorlardı. Kafamızı kesip duruyordu West Mountain. Yani ayıp. Ayıp. Ben de seni şimdi ele göndereceğim. Al diyeceğim. Yürü git ele git diyeceğim. Ellerin olasın diyeceğim sana. İşte bu. İşte bu. Geliyor. Yavaş yavaş dökülüyor istediğimiz kartlarımız. Yani öyle düşünelim. He. Hadi gelin Giant diyelim. Yani iki tane bundan gelsin, sonra iki tane de bundan gelsin. Bir anda ortalık çerlensin. Şimdi zombi çekeriz. Ama yapacak bir şey yok. Yanlışına gitti. Token'ın yaptığı onun yansıması olduğu için onun için de artı bir bedel ödemediğimiz için çalışmadı. Çalışmadı. Çok iyi. Var mı? Jaspera Sentinel var. Tabii canım gelsin. Hepsi gelsin. Onu da ona takıver. Takı takı ver. Takı ver ona. Şimdi şuna bir bakalım. Ne oluyor bundan? Scry çalışacak. Gerek yok ki dur. Çok landimiz oldu. Bunu severuk. Vurabildiğimiz kadar vurmamız lazım. Yani hunharca vurmamız lazım öyle söyleyeyim. Olabildiğince iyi savunmamız lazım. Sürekli savunmamız lazım. 5 vuracak. 18'iz. Bu gelsin. Bu gelsin ya. Bir şey olmaz. Can çekecek bir de ama bizim ona şu an çok güzel vururumuz var. Hepsiyle vursak çok güzel vuruyoruz yani. Tertemiz vuruyoruz. Ama bir 5 can alacak. Bizi yine sıkıntıya sokacak. Yani bir de en yüksek yaratığımızı exile ediyor. Bunu falan exile edecek. Of. Niye böyle büyük büyük? Niye böyle büyük büyük? Ama en azından bu sefer can alamıyor bu tur. Sonra bir sonraki tur yine aynı şekilde saldıracağız. Revenius Lindwurm'dan kurtulacağız. Yaratığımız geri gelecek. Umarım gerçeğini tutar. Çünkü token'lar geri gelmiyor. Sıkıntı 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 sıkıntı. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bakalım. Böyle dişe diş maçlar çok daha keyifli oluyor değil mi? Stratejiler konuşuyor havalarda. Bakalım bakalım. Hadi varsa onu bir yaratına takabiliyorsun bununla. Aç önünü tak. Çok iyi.
İstediğimiz yaratığına taktın. Yani hiç sıkıntı değil bizim için o. Tabii canım, hiç sıkıntı mı? Ne olsun lan, nasıl sıkıntı mı olur ya? Bunu sonra kullanalım. Next. Bam 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 bam. Gidiyoruz gündüz gece. Bilmiyoruz ne haldeyiz. Gidiyoruz gündüz gece. Ne? Ha, blokla. Bir blok görelim. Yok tutmuyorum ya falan derse çok tatlı şeyler olabilir. İşte bu. Eyesight'tan kurtulursak bu hayatta kalır. Bu hayatta kalırsa, gerçi hayır, bunu öldürüp sonra bununla da onu şey yapacağız, evet. Olay budur. Fark etmez bir türlü bir şey. Neden uğraştık ki bu kadar? Zaten gideceği durum başımda. Hataya bak. Eyesight trolü öldürseydik gerçi. Lindlhara'dan daha büyük bir şey yoktu portta. Şu an bizi ne kurtarır? Miss Walker çekersek iki tane Miss Walker olur. Onlar biraz hava muhalefetini durdurur gibi ama havayı da çok tutabilen çok kartları var yani. Durumumuz kritik, adam çok can alıyor. Durumumuz sıkıntılı. Adam can alıyor beyler. Bayanlar, merdivenden kayanlar dermiş. Bu eli alamayacakmışız gibi duruyor ve galiba maceramız burada sona erecekmiş gibi duruyormuş gibi duruyor. Tam emin değiliz. 12 nene ancient creature. Şuna takalım. Yiyelim. Ne olacak? Ben bu hayatta 4 mi yememişiz? Çok can aldı. Yani o çok can almasının önüne geçebilseydik turu kurtarabilirdik. Ama kurtaramayacağı gibi. Vuruyoruz ama 4 can alıyor yani. İki canımız kaldı. Canımız 2 olsa biz ölürüz, bize getir. Oh! Yani. Decline. Teşekkür ederiz. Good game. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. İlk draftımızda bronz 1'e, bronz 4'ten bronz 1'e çıktık. Bu bizim için yani ideal bir başarı. Umarım hepimiz aynı hızla gelişmeyi sağlarız. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.